Aşağıda 3 eş bölmeye ayrılmış limonata makinesinde başlangıçta hazır bulunan limonata miktarı gösterilmiştir. Makine her saat başı üst kısımdaki hazırlama bölümünde maksimum kapasitesinin 1 bölü 4'ü kadar limonata hazırlayıp depo kısmına boşaltmaktadır demiş. Şimdi arkadaşlar depo 3 bölüme ayrılmış. Bir de diyor ki tamam deponun 1 bölü 4'ü kadar. Yani hem 3'e hem 4'e bölünmüş şeklinde düşünecek olursak deponun tamamı 12x olsun şöyle yazıyorum. Depo 12x olsun dedik. Bu durumda şunlar eşit olarak ayrıldığı için 4x, 4x, 4x olacaktır. Bize demişti ki her saat başı maksimum kapasitesinin 1 bölü 4'ü kadar limonata hazırlanıyor demişti. O zaman maksimum kapasitesi 12x'ti. Bunun 1 bölü 4'ü ne olacaktır? 3x olacaktır. Yani her saat 3x kadar limonata gelecektir diyebiliriz. Peki e, de okumaya devam edelim şurayı. 1 bölü 6 litrelik bardak ile saatte 75 müşteriye limonata satılmaktadır demiş arkadaşlar. Bu durumda 75 müşteriye 75 çarpı 1 bölü 6'dan ne gelecektir burası? 3'e böldüm 25, 3'e böldüm 2, 25'i 2'ye böldüğümde de 12,5 litre limonatadan bahsediyor. Bu kadar limonata satılıyormuş 1 saatte. 1 saatte bu kadar limonata satılıyor. Peki makine 7 saatte tamamen boşalmaktadır demiş. Şimdi arkadaşlar şunu bir yazalım. 1. saat, 2. saat, 3. saat diyelim, 4 diyelim, 5 diyelim, 6 diyelim ve 7 diyelim. Birinci saat için konuşacak olursak Makinede zaten 4x kadar vardı arkadaşlar. Birinci saatin sonunda her saat 3x geliyordu. O zaman 7x kadar limonata gelmiş oldu. Peki ne kadar limonata azalacaktır? 12,5 litre limonata satılacaktır. Dolayısıyla 7x eksi 12,5 olarak geldi. Peki ikinci saat sonunda ne olacak? 3x kadar limonata eklenecek. Yani 7x 10x'e çıkmış olacak. 12.5 daha satılmış olacak ya aslında 25 satılmış olacak. 3. saatin sonunda yine 3x eklenecek yani 13x olacak. 12.5 litre satılacak eksi 37.5 satılmış olacak. 4. saatin sonunda 16x'e eksi 50 deriz. 5. saatin sonunda 19x'e eksi 62.5 deriz. 6. saatin sonunda 22x'e eksi 75 deriz. 7. saatin sonunda da 25x'e eksi 87 buçuk x eksi 87 buçuk deriz. Zaten demiş ki 7. saatin sonunda tamamen boşalmaktadır demiş. Yani şurası aslında neye eşittir? Sıfıra eşittir o zaman. Yazıyorum 25x -87 0. eksi 87 buçuk eşittir sıfır. Eksi 87 buçuğu hemen karşıya atıyorum arkadaşlar. 25x eşittir 87.5'u da hatta 875 bölü 10 olarak yazabiliriz. Daha sonra iki tarafı da 25'e bölecek olursak 25 şuraya gelecektir. X eşittir diyorum. 875 ile 25'i sadeleştirirsem eğer 125'e böldüğümde 4 gelir. 800 de bu durumda 4 çarpı 8'den 32 olur. 3 tane de buradan 75 var. Dolayısıyla buradan aslında 35 tane gelecektir. 10'a böldüğümüzde de 3,5 olacaktır x buradan. Çok güzel. Bize neyi sormuş bakalım. Buna göre demiş makinenin depo kısmı kaç litre limonata alır demiş. E tamamı 12x limonata alıyor demiştik. O zaman 12 çarpı 3,5. 3,5'i de 35 bölü 10 olarak yazabiliriz. 5'e böldük 7, 5'e böldük 2. 12'yi de 2'ye böldüğümüzde 6 gelir. 6 çarpı 7'den 42 olur. Cevabımız da Edirne seçeneği. Ali ve Cem eşit büyüklükte tahta blokları eşit yükseklikte iki ayrı kutu üzerinde üst üste dizerek kule yapma oyunu oynamaktadırlar. Ali tahta blokları geniş yüzeyleri üst, üst üste gelecek şekilde, Cem ise dar yüzeyleri üst üste gelecek şekilde kule yapmaktadır. Tahta blokların eni boyunun 2 bölü 5'idir demiş arkadaşlar. Bu durumda enine eğer ki 2x diyecek olursak şurada, Boyu da ne olacaktır? Şu da boy olarak zaten üst üste geldiği için her biri burada 5x olacaktır. Burada da her biri 2x olacaktır diyebiliriz. Kutunun yüksekliği tahta bloğun eni ile boyunun çarpımının yarısına. Şu kutunun yüksekliği yani şuradan bahsediyor arkadaşlar. eni 2x'ti, boyu 5x. 2x ile 5x'in çarpımının yarısına. 2'ler gittiğinde aslında bu yüksekliğin 5x kare olduğunu söylemiş bize. Peki Ali ve Cem'in 16 şar tahta bloğu vardır. İkisi de tahta blokların hepsini kullanarak yaptıkları kuleler arasında yükseklik farkı 96 birimdir. Cem'in e, şu tahta bloktan oluştu, oluşturduğu kulenin yüksekliği ne olacaktır arkadaşlar? 16 çarpı 5x olacaktır. Ali'ninki ne olacaktır? 16 çarpı 2x olacaktır ve bunlar arasındaki mesafe 96 birimmiş. Şimdi 16 parantezine aldığımızda e, 5x eksi 2x kalır. içeride eşittir 96. İki tarafı da şöyle 16'ya bölecek olursam burası 6 olarak gelir. Yani 3x eşittir 6. x eşittir 2 olarak geldi. Daha sonra demiş ki daha yüksek olan kulenin toplam yüksekliği kaç birimdir? Yüksek olan kule Cem'in kulesi olacaktır. E bu durumda 16 çarpı 5x kadar yüksekliği vardır. Bir de şu tahta bloğun yüksekliği vardır. O da 5x karedir demiştik. E, x yerine 2 yazdığımızda 5 çarpı 2 10, 16 ile çarptığımda 160 oldu. 2'nin karesi 4, 5 ile çarpınca 20 oldu. 16, 160 ile 20'yi topladığımda 180 olarak gelir. Cevabım denizli seçeneği. Bir teleferik ile dağın tepesindeki kafeteryaya insanlar çıkmaktadırlar. Her bir kabin 8 kişi almaktadır. 1 saat boyunca kabinlerin 3 bölü 8'i erkek ve diğerleri de kadın olmak üzere hareket etmektedir. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyebilir miyiz? çıkarken diyelim her bir kabinde e, şunu söylemişti ya 8 kişi almaktadır demiştim ve kabinlerin 3 bölü 8'i erkek yani 8'de 3'ü erkek e, geri kalanı kadındır o zaman 3 erkek 5 kadın vardır diyebiliriz çıkarken ki kabinlerde peki aynı anda bir kabin çıkarken bir kabinde inmektedir demiş 12 dakikada 6 kabin kafeteryaya ulaşmaktadır. Kabinlerin her biri eşit sürede ulaşmaktadır. İnen kabinlerde 2 kişilik boşluk olup inen erkek ve kadın sayısı eşittir. O zaman da inerken şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İnerken toplamda 8 kişilikti bu kabinler. 2 kişilik zaten boşluk var. Dolayısıyla 6 kişi kalıyor. Erkek ve kadın sayısı eşit olduğuna göre demek ki 3 erkek 3 kadın varmış diyebiliriz. Başlangıçta kafeteryada 20 kadın ve 40 erkek vardır demiş. Şöyle başlangıçta 40 erkek ve 20 kadını gösterelim. Buna göre demiş kaç dakika sonra kafeteryadaki erkek ve kadın sayısı birbirine eşit olur. Şimdi arkadaşlar bize demişti ki bir, kab bir kabin inerken bir kabin de çıkıyor demişti. Aynı anda bir kabin çıkarken bir kabin iniyor demişti birinci maddede. Dolayısıyla e mesela... İlk e, kabinin çıktığını düşündüğümüzde kabin çıkarken 3 erkek yukarı çıkaracaktır. İnerken 3 erkek aşağı iniyor. Dolayısıyla 40 erkek önce artı 3 oluyor sonra eksi 3 oluyor. Ve e, yine 40 erkek olarak kalmış oluyor. Yani aslında buradan şunu anlayabilir miyiz? Erkek sayısı hiç değişmeyecektir. Yani kaç dakika geçerse geçsin ya da kaç tane kabin insin çıksın fark etmeyecek. 3 erkek inecek 3 erkek çıkacak ve her türlü 40'ı sabit tutacaklar diyebiliriz. Peki kadın sayısını o zaman erkeğe eşitlememiz lazım. Soruda bize çünkü şunu sormuş. Demiş ki kaç dakika sonra kafeteryadaki erkek ve kadın sayısı birbirine eşit olur? Şimdi erkek sayısı 40 olarak kalacak, değişmeyeceğine göre o zaman kadın sayısının aslında 40'a yükselmesini istiyoruz biz arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi 12 dakikada 6 kabin kafeteryaya ulaşmaktadır demiş. O zaman 12 dakikada 6 kabin kafeteryaya giriyorsa, geliyorsa 6 kabinde iniyordur. 12 dakikada arkadaşlar bir kabinde çıkarken kaç erkek vardı? 3 erkek vardı. 6 kabinde ne olacaktır? 18 erkek olacaktır. O zaman artı 18 erkek inerken de 3 erkek vardı bir kabinde. 6 kabine ineceği için aynı zamanda 18 erkek de inmiş oldu. Ve erkek sayısını burada tabii ki değiştirmedim. 40 erkek olarak kaldı. Kadın sayısına bakalım şimdi. Kadın sayısında ee, çıkarken arkadaşlar bir kabinde 5 kadın var. O zaman 6 kabinde 6 çarpı 5'ten 30 kadın çıkacaktır. İnen kaç kadın olacaktır? Bir kabinde 3 kadın vardı. 6 kabinde o zaman 18 e, kadın olacaktır. Eksi 18 kadın. Yani kadın sayısı kaç arttı şu anda arkadaşlar? 12 kadın artmış oldu. Kaç oldu? 32 kadın oldu şu anda. 20 kadın artı 12 kadından toplayalım şöyle. 32 kadın olmuş oldu. Peki şimdi 12 dakikada 6 kabin kafeteryaya ulaşmaktaydı. O zaman şöyle bir orantı oluşturabilir miyiz? 2 dakikada da 1 kabin kafeteryaya ulaşmaktadır. 1 kabin de inmektedir diyebiliriz. Bundan sonra 2'şer dakika şeklinde ilerleyelim hadi. 2 dakika sonra erkek sayısında zaten değişiklik olmayacak. 40 erkek olarak kaldı. Kadın sayısında nasıl bir değişiklik olacak? 32 kadın olmuştu en son. 2 dakikada bir kabin geldi. Yani 5 kadını getirdi. 3 kadını da indirdi aşağıya. Dolayısıyla 2 kadın arttı burası. 34 kadın oldu. Peki bir 2 dakika sonra erkek sayısı yine değişmedi. Kadın sayısı o zaman 2 tane daha artacaktır. 36 kadın olacaktır. Bir 2 dakika sonrasını da hesaplayalım. Yine 40 erkek 38 kadın oldu. Ve son olarak bir iki dakika sonra ya da baktığımızda 40 erkek ve 40 kadın olarak gelir. Bize de zaten bunu, bunu sormuştu. Erkek ve kadın sayısı birbirine eşit olur diye sormuştu. Toplamda kaç dakika geçti? 12, 14, 16, 18, 20 dakika geçti. Cevabımız Bursa seçeneği oldu. Aşağıda x santim uzunluğunda bir tahta parçası ve bu parçayı küçük parçalara bölmekte kullanılan bıçak genişliği 0,5 santim olan tezgah testere verilmiştir. Tahta parçası 5 eşit parçaya bölündüğü zaman her bir parçanın uzunluğu a santim oluyor. Şimdi toplamda bu tahtanın uzunluğu x santimde arkadaşlar, 5 eşit parçaya bölündüğünde her biri a santim oluyor. Ancak burada tabii şunu da eklememiz lazım. Şurada e, testerenin ee, bıçağının genişliği ne kadarmış? 0,5 santimmiş. Yani aslında gelip şuradan kesildiğinde her defasında 0,5 kadarını götürecektir tahtanın doğru değil mi? Şuradan kesildi diyelim. Bir 0,5 daha götürdü. Peki bu 5 parçaya ayrılmıyor muydu? 5 parçaya ayrıldığında kaç kesim işlemi gerçekleşir? 1, 2, 3, 4 kesim işlemi gerçekleşirse bu 5 parçaya ayrılmış olacaktır. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? 4 çarpı 0,5'i de eklememiz lazım. X'i bulmak için. Bunu söyleyebiliriz. Peki ikinci maddede de demiş ki 19 eşit parçaya bölündüğünde yine aynı x'ten bahsediyoruz. Bu sefer 19 eşit parçaya bölünüyor. Her bir parçanın uzunluğu b santim oluyormuş arkadaşlar. E, 19 parçaya bölünüyorsa bir eksiği kadar da kesim vardır. Yani 18 kesim vardır ve 18 kesimden de her birinde 0,5 santim aslında. E, burada kesilmiştir değil mi? Şöyle ki şuradan mesela bir kesim yapıldı diyelim. 0,5 santim testere uzunluğundan dolayı şurada gitmiştir. Şurada da gitmiştir. Burada da gitmiştir şeklinde düşünecek olursak 18 tane gitmiştir diyebiliriz. Peki bunların ikisi birbirine eşit değil mi? Sonuçta ikisi de x'e eşit. O zaman 5a artı 4 çarpı 0,5 4'ü 0,5 ile çarptığımda ne gelir? 2 gelir. Eşittir diyorum. 19b artı 18 ile 0,5'i çarptığımda da 9 gelecektir. Peki 19B'yi sol tarafa atalım arkadaşlar. 5A-19B eşittir. 2'yi de sağ tarafa attım. 9-2'den 7 geldi. Peki A-B'nin 26,6 olduğunu söylemişti. O zaman A yerine de biz B artı 26,6 yazabiliriz. Hadi gidelim yazalım. 5 çarpı B artı 26,6 eksi 19B... Eşittir 7 olarak geldi. 5 ile b'yi çarptım 5b oldu. Artı e, Şurayı biz 5 çarpı 266 bölü 10 olarak gösterebiliriz. Eksi 19b Eşittir 7 olarak geldi. Peki 5 ile 10'u sadeleştirdim. 2. 266'yı 2'ye böldüm. 133 geldi arkadaşlar. Peki 133 7'yi de sol tarafa attığımızda ne olur burası? 133 eksi 7 olur. Eksi 19B'yi sağ tarafa attım. Artı 19B olarak geçti. 5B'yi de sağ tarafa attım. Eksi 5B olarak geçti. 133'ten 7 çıkardığımda 126 kaldı. 19B'den 5B çıktığında da 14B kalacaktır. İki tarafı da eğer 14'e bölecek olursak B buradan 9 olarak gelecektir arkadaşlar. Peki bize neyi sormuş? X'i sormuş. Eğer biz B'yi gidip yerine yazarsak aslında X'i bulabiliriz. Şöyle. 19 ile 9'un çarpımı nedir? 171'dir. Yazıyorum. X eşittir. 171 artı. 18 ile 0,5'i çarptım. Buradan da 9 geldi. Topladığımda 180 olarak gelecektir. Cevabımız da Ceyhan seçeneği.